devlet de görmeyecektik. Teşekkür ederim. Barış, Mahir Ünal şu sözüyle kimi kastediyor? Cumhuriyet düşmanı olmak bence cumhuriyeti donmuş bir göl zannetmekle mümkündür. Yani orada şunu demek istiyor. Muhalefet olarak siz diyor beni eleştiriyorsunuz ama işte cumhuriyet sürekli yeniden yorumlanması gereken bir olgudur. Ben de onu yapıyorum. Siz, ben onu yaptım. Siz ey Cumhuriyet Halk Partisi yani Atatürk'ün partisi. Siz bilmezsiniz Cumhuriyet'i. Ben daha iyi bilirim. Ben burada Emin Şirin'e katılıyorum. Bütün mesele hem o Diyanet'in hem de Mahir Ünal'ın bu çıkışı, Atatürk çıkışı, Cumhuriyet çıkışı yani hatırlamalar, Atatürk ve Cumhuriyet övmeleri tamamen 7 ay sonra gerçekleşecek. Seçimle ilgilidir. Benim ağrıma giden ne biliyor musunuz İpek Özbey? Bakın. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Ben yıllardır hem Ali Erbaş'la ilgili yazılar yazdım, kitabımda da yazdım vesaire. Cumhuriyet'te derdi olan bir insandır. Çok. Atatürk'ü pek sevmez kendisi. Şimdi Mahir Ünal'ın da ben Cumhuriyet'le ve Atatürk'le derdi olduğunu biliyorum. Siyaset arenasında yaptığı açıklamaları takip ettim de keza son açıklaması da. Ya ben... Bu senin fikrin. Bu benim fikrim. Bu benim fikrim. Ama ben zaten şöyle. Ya Atatürk'ü sevmiyorsan, Cumhuriyet'i sevmiyorsan, düşmansan mert olun. Bakın ben mış gibi yapanları daha çok açıkçası benim canım sıkan biraz da o. Yani en azından işte adam derim ki ya Atatürk'ü sevmiyor, Cumhuriyet'i sevmiyor, bundan mert şekilde savunuyor. Ben o insanlara daha çok saygı duyuyorum. Onların daha değerli. Yani düşman olarak görebilirim kendim. Bir Cumhuriyet aşığı olarak, bir Atatürk aşığı olarak. O benim tam karşı cephemde ve ben onunla fikri mücadelemi yaparım. Ama Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sadece seçimler, sadece işte bir merdiven olarak kullanıp mış gibi sevenler açıkçası benim daha çok canımı sıkıyor. Daha çok saygımı yitiriyorum o insanlara. Onun için hani hem Diyanet'in, öyle bağlayayım, hem Diyanet'in hem Mahir Ünal'ın birden Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü hatırlamalarının tamamen konjektürel olduğunu düşünüyorum. Bakın 2023'ü olur da kazanırlarsa, tekrar AKP iktidarı gelirse ki olacağını düşünmüyorum. Tekrar Cumhuriyet'e ve Atatürk'e büyük bir düşmanlığın çok fazla yükseleceğini, hatta ve hatta daha önce de söyledim, bir kez daha söyleyeyim. 7 ay sonraki seçimin zaten Cumhuriyet'in tamam mı, devamlı seçimi olacağını düşünen birisiyim. O cümlede ikinci o donmuş kısımdan sonraki sözü bir tekrar eder misin? Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir olarak ele almak gerekir. Bravo. Eğer coşkun bir yenilemeden bahsediyorsak bunu geçmişte aramasınlar. Bunu ileriye bakarak demokraside ve hukuk devletinde arasınlar. Evet. Peki şimdi bu arada da Can, TRT spikeri Deniz Demir, 29 Ekim mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden diye bahsetti. Hedef haline geldi. Sosyal medyada bazı çevreler Deniz Demir'i hedef gösterdi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Haber 7 sitesi var. 18 yıllık TRT çalışanı bu siteye göre memur Deniz Demir'in ekrandan çekildiğini iddia etti. TRT'den henüz bir açıklama yok. Ancak Deniz Demir'in bu akşam yapılması planlanan programa çıkmayacağı da ifade edilmişti. Mesela bu sözde ne var? Ya bu sözde hiçbir şey yok. Hatta şöyle ifade edelim. Atatürk'ün doğrudan ortaya koyduğu fikirlerin bir teyidi niteliğinde. Ama bizim ülkemiz artık öyle bir hale geldi ki ülkenin kurucusunun, ülkenin ideologunun söylediklerini tekrar etmek, bunun altını çizmek artık bir suç olarak görülebiliyor. Ben mesela şuna çok şaşırmadım ama bir yandan da halen daha garipsemeye çalışıyorum. İşte bu Deniz Hanım'ın söylemi gündeme geldikten sonra bazıları dediler ki ya bu yürek mi yedi, öyle bir laf var ya, ne kadar cesaretli falan filan. Sonra bakıyorum ya bu Atatürk'ün bakış açısını zaten ortaya koyan bir cümle. Neden bunu söylemek, bu realiteleri dile getirmek neden bu kadar cesaret ister? İşte bu bugün geldiğimiz durumun aslında net bir göstergesi. Ve hemen kendisinin görevden el çektirilmeye çalışılması da bu yönden
AK Parti'nin Atatürk'e ya da Cumhuriyet değerlerine ne kadar tahammülsüz olduğunun da net bir ifadesi. Şimdi ben gerçekten şuna çok üzülüyorum. Dünyada acaba böylesi bir ülke var mıdır ki o devletin en üst noktalarında olanlar, en üst mevkilerine gelenler o ülkenin temel değerlerine, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bu kadar düşman olsunlar. Gerçekten ben buna çok fazla üzülüyorum. Geçmişlerini bildiğim için şaşırmıyorum ama bu çok çok üzücü bir şey. Ya İsmail Kahraman vardı işte biliyorsunuz meclis başkanı. Neler söylüyordu değil mi? Her hareketiyle, her söylemiyle laik Türkiye Cumhuriyeti'nden, bu yapısından hoşlanmadığını ifade ediyordu. Ali Erbaş az önce Barış söyledi. İşte Mahir Ünal örneği karşımızda. Bunlar çok fazlalaştırılabilir. Şimdi bunlar bizim ülkemizin en önde gelen kişileri yetki bakımından ve onlar Türkiye'nin bizzat en temel kurucu değerlerine karşılar. Emin Bey güzel bir özet yaptı Fikret abinin söyledikleri üzerine. İşte bu Yeşil Kuşak projesi, onun üzerine şekillenen işte Türkiye'nin biraz çevreleme politikası içerisinde ılımlı İslam'ın bir temsilcisi olarak ortaya konulması süreci. Hı-hı. Öyle değil mi? Şimdi siz bir taraftan yerli ve millilik naralar atıyorsunuz. Bir taraftan da aslında varlığınızı bile bu projelere, bu planlara borçlusunuz. Şimdi ben Fikret abinin bıraktığı yerden bir şeyi de eklemek isterim. Tabii. Fuller dediniz. Bu Fuller'in çok bilinen eserlerinden bir tanesinin adı. Şimdi ben özellikle ona baktım. The New Turkish Republic. Turkey as a pivotal state in the Muslim world. Yani yeni Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Müslüman dünyasında bir pivot ülke olarak Türkiye diyor. Şimdi bakın yeni Türkiye lafını bile aslında buradan aldıklarını görüyoruz. Bu kadar üzerine durulması gereken bir batı menşeili hareket aslında. Değil miydi Erdoğan daha AK Parti'yi kurduktan hemen sonra herhangi bir yasal görevi, yetkisi, makamı olmadan ABD'ye giden, Beyaz Saray'da Bush'la görüşen? Öyle değil mi? Yani biz bunları görmedik mi? Bunlara tanık olmadık mı? Dolayısıyla burada gerçekten de Atatürk'e yönelik ciddi bir antipati, ciddi bir hoşgörüsüzlük var. Cumhuriyet değerleriyle barışık olmama gibi bir durum var. Ve ne kadar gizlenmeye çalışılsa da bu alttan kendisini belli ediyor. Yani o prompter'dan okudukları, hani o biraz daha idare ediyor, güzel gidiyor da prompter'ın dışına çıktıklarında hemen bu söylemler kendisini göstermeye başlıyor. Bakın şimdi neden bugün bunu göstermemeye çalışıyorlar? Öncesinde bunu çok gösterdikleri, üstüne basa basa yaptıkları da oluyordu. Neden? Çünkü buradaki diğer konuşmacılar da değindi. Artık toplum Atatürk'ün değerini anladı. Yani Atatürk ilkelerinden, Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaşmanın nelere mal olduğunu gördü insanlar. Yani bir musibet bir nasihattan iyidir derler ya, tam olarak böyle oldu. Ve o yüzden de artık insanlar Atatürk isminin üstünde tepinilmesinden rahatsız oluyor. Ve bunu net bir şekilde dile getirmeye başlıyorlar. Artık bu noktada tepkilerini çok daha sert bir biçimde ortaya koyuyorlar. Ve o yüzden de bu gelişen toplumsal muhalefet karşısında AK Parti bu asıl düşüncesini gizlemek zorunda kalıyor. Mahir Ünal'ın bu açıklaması da buna yönelik bir şey, sadece durumu idare etme çabası. Bir de şuna dikkat ettim. Mesela Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'den bahsediyor. Ya sana tepki gösterenlerden bir tanesi de Bahçeli'ydi. Onu niye söylemiyorsun? Ya, hatta en doğru. Fazla tepkiyi de o gösterdi değil mi? Onu niye söylemiyorsun? Ona niye tepki göstermiyorsun? Bakın işte. O ismini siz, anmadı. Evet yani. Siz eğer burada bazı isimleri görmezden gelip bazılarına halen daha cephe açmaya çalışıyorsanız zaten sizin yani kamuoyunu bir şekilde yönlendirmeye çalışmaktan, tırnakça söylüyorum, kandırmaya çalışmaktan başka bir aslında amacınız yok. Ama artık 2007 yılında değiliz. O Ergenekon süreçlerinin vesaire olduğu zamanlarda değiliz. O zamanlar siz bunları söylüyordunuz. Halkta bazı insanlar da bunlara inanıyordu. Bunların peşinden geliyordu. Bunların nereye varacağını artık herkes gördü. Bakın dün ben sosyal medya hesabımdan yazdım. Şimdi birkaç artık kendisine kanaat önderi diyen kişi var veya sosyal medya hesabı. Halen daha 29 Ekim'de Atatürk'le ilgili çok negatif söylemlerde bulunuyorlar. Onlardan misliyle fazla insan da haklı olarak onlara tepki gösteriyor. Haklı olarak söyledikleri doğru. Ama ben şunu anlamıyorum. Bunlara cevap vermeye bile gerek yok ki. Bunlar size provoke etmek için bunu yapıyor. Çünkü bunların bakış açıları bu. Bunlar zannediyorlar ki hala 2007 yılındayız. Ama artık 15 sene geçti o zamandan. Ve insanlar neyin ne olduğunu bu süre zarfında yaşayarak öğrendiler. O yüzden diyorum bir musibet bir nasihatten iyidir diye. Ayrıca bir şey de özellikle söylemek isterim. Bu Osmanlıca Türkçe mevzusuyla alakalı gayet tabii ki bir dilin, hele ki Türkçe gibi zengin bir dilin, Türkçe gibi sezgisel yönü çok güçlü bir dilin, Türkçe gibi
türetmeye çok uygun bir dilin. Bunu ben söylemiyorum. Bunu linguistik uzmanları söylüyor. Yani bilime uygun olmadığını vesaire söylemek zaten mümkün değil. Ama burada bu tartışma yapıldığı için Osmanlıca ile ilgili bir karşılaştırmasını bu işin uzmanlarına referansla bir kere daha okumak isterim. Şimdi Türkiye yakın tarihinin en büyük uzmanlarından bir tanesi Niyazi Berkes Hoca'dır. Hı hı. Onun Türkiye'de Çağdaşlaşma isimli kitabında şöyle geçer. Osmanlıca ve Medrese Dili diye bir kısım vardır. Şöyle geçer. Bakın bir, Osmanlıca karma ve suni bir dildir. Yani Osmanlıca diye zaten dörtbaşı mamuru bir dil yok. Farklı farklı şeylerden, dillerden, lisanlardan alınmış, oluşturulmuş karma bir yapı söz konusu. İkincisi, Osmanlıcayı halk anlamaz. Bakın en önemli hususlardan bir tanesi bu. Osmanlıca dediğin saray dilidir ve onu sıradan insanlar, hele ki Anadolu köylüsü vesaire, zaten anlamaz. Üç, Osmanlıca konuşma dili de değildir, yazı dilidir. Yani Osmanlıcayı sizin kullanabilmeniz konuşmada kendisini göstermez, yazıda kendisini gösterir. Bir edebi dil olarak oluşturulmuştur. Dördüncüsü, bu dili kullanmak uzun eğitim gerektirir. Bu ne demektir? Yani Osmanlıcayı sizin öğrenmeniz için halk içinde bulunmanız yeterli değil. Ona özel olarak bir zaman ayırmanız gerekir. Beşincisi ve en önemlisi bence Türkçe. Osmanlı'da sadece Müslüman halk tarafından değil, gayrimüslimler tarafından da, yani Rumlar, Ermeniler, Museviler vesaire tarafından da konuşulan bir dil olmuştur. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani şey tartışması yapılıyor ya, biz işte şeyi okuyamıyorduk, mezar taşlarını okuyamıyorduk, dedemizin mezar taşını okuyamadık vesaire. Aslında buradaki bütün söylemler ezbere dayanıyor ve tamamıyla yanlış ve bilgisizlik. Bu bilgisizlikten de yapılıyor olabilir, bu bilinçli olarak dezenformasyon çalışması da olabilir. Ama Osmanlıca veya Osmanlı kültürü sizin söylediğiniz gibi, sizin gözünüzde canlandırdığınız gibi bir şey değil. Halk nezdinde inmiş bir şey asla değil. Halk tabanında da konuşulan dil Türkçe, var olan dil de, kültür de Türk kültürü. Hatta şunu da bilmeyenler için özellikle söyleyeyim. Türkiye'nin ilk anayasası biliyorsunuz 1876'dadır, Kanuni Esası. Hı hı. Ve orada da Osmanlı İmparatorluğu'nun dili de Türkçedir. Osmanlı, hı, falan da değildir. Yani bunları da bazı bilimsel gerçekler olarak ifade etmek burada isterim. Biraz bu tenkidi ortadan kaldırmak için eski yazıyı biraz daha seçmeli ders haline getirip İsteyenler alsın diye bu canım, şeyi kesinlikle ortadan kaldırmak tabii lazım. Çok teşekkür zaten ederim vardı Can. Evet, vardı Osmanlıca. Hı. Evet. Şimdi Seren Hanım, burada bir tartışma daha üzerinde durmamız, hı hı, gerekiyor. Bahçeli'nin sözleri Can da